Gel. Sayın Başkanım, beni emretmişsiniz. Sayın Müdürüm, hoş geldin ya. Hoş bulduk. Başkanım, uzun zamandır da görüşememiştik. Yani bir vesileyle de. Buyurun. Bir de utanmayasın değil mi? Ula ben seni işe aldım. Seni mezarlıklar müdürü yaptım. Bir daha referans oldum sana yani. Allah razı olsun, Allah razı olsun efendim. Ben de bunun farkındayım yani. Ula her Allah'ın günü şu kapıya 50 kişi geliyor, senden şikayetçi oluyor. Benden mi? Herhalde. Efendim, yani beni oraya siz aldınız diye ben o kadar titiz davranıyorum. Yani o kadar dikkat ederim ki, yani kimsenin şikayet etmesi mümkün değil. Bunda bir yanlışlık var. Ne onun için mi her gün abi 50 kişi kapıya geliyor, senden şikayetçi oluyor? He? Ya benim bir yanlışım olmaz ki kimseye ya. Benden niye şikayet edeyler? Ulan herif gelip deyince ya sen sonra tabidi böyle aynı çuva gibi kaldırıp mezara adaymışsın. Ya yok efendim, öyle bir şey olabilir mi ya? Ya şimdi bak, hava yağmurlu olduğu zaman veya işte kazdığımız yerde biraz böyle nemli olur, su çıkar, bilmem ne olur. Nadiren de olsa biz mesela tabutla gömeriz. Diğer zaman zaten içinden çıkartıp gömerik onu, böyle nazikçe koyuruk onu oraya. Yani ama toprak nemli olduğu zaman, tabutla indirdiğimiz zaman tamam biraz belki sağa sola vuruyordur ama yani öyle dedikleri gibi yani çuval muval öyle bir şey yok yani. Yani şimdi adamlar yalan konuşuyorlar yani. Sen şimdi tabutu böyle çuval gibi atlayasın. Ya neyse tamam. Ya bu millet var ya, ya benim mudurluğumu da çekemeyle yani, biraz da ondan kaynaklanıyor yani. Ben ne alakası var? Neyse tamam. Onu geçelim. Tamam. Peki bu fasulye sırığı gibi böyle dik kömdüğün adamlara ne diyecek ha? Böyle kafalarının üzerinde kömüyorsun adamlara böyle dikine dikine. Nasıl gömeymişim? Fasulye sırığı gibi ha böyle adamları dikine kömüyorsun böyle kafa üstü. Şerefsizim. Çıksın bir tanesi desin ki ha bu adam beni dik gömdü, bugün istifa edeceğim. Nasıl? Fasulye sırığı gibi böyle tip diyorsun adamları. Ne? Cenazeyi mi? Tip kömüyorsun. Kayıtta değil mi? Değil mi? Ha, yok, yok yok. O hadi onu geçtik tamam. Ha, tamam. Bir daha böyle fasulye sırığı gibi adamları tip kömüyorsun. O ne diyeceğim? Nasıl? Adamları ha böyle tip kömüyorsun. Tip baş üstü. Size ha burada şerefim üzerine yemin ederim. Bir tanesi kalksın desin ki ha bu adam beni tik gömdü, ben ha buradan istifa edeceğim. Hemen istifa edeceğim. Nasıl? Kalkmıyorsa takip edeceğim. Bana bak, o tik gömdü derim, orayı vurgula. Tamam hocam. Okay. Kolay gelsin. Sağ ol Dursun. Otur. Ay, hava çok sıcak ya. Ha böyle var ya, nefes alıveremiyorum ha. O kadar yoruldum. Sen ne ediyorsun? Ben de ha burada çileklerin otunu ayıklayayım. Ya bana bak. Gelirken kafama takıldı da bizim ha komşu balıkçı Hasan Efendi'nin adı neydi ya? Ulan sen kafayı mı yedin? Az önce kendin dedin onu Hasan da. Ya şey ya, dilim suçtu da şey diyecektim ha, ne iş yapay diyecektim ya. Ula sen iyice sıyırdın ha. Ula az önce kendin dedin onu da, balıkçıdır da. Ya uf, hepsi böyle üst üste gelince kafam hakikaten karıştı. Şey diyecektim ya, nereye oturuyordu? Tövbe estağfurullah. Kafana vuracağım bir yudum da aklın başına gelecek de. Komşumuzdu da dedin onu da, yanımızda oturayı. Ya seninle de yani hiç muhabbet edilmeye ya, her şeye kızıyorsun. Allah Allah, pek gideyim gel. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, sağ ol. Bana lahana çorban var mı? Var efendim. Bana öyle bir lahana çorbası götüreceksin ki tuzu çok fazla olacak. Yani çok acı yani. Biberi de çok olacak.
Bu iç yağısı böyle çok pol olacak böyle, yağlı mağlı böyle karma karışık böyle bir lahana çorban var mı yani? Efendim lahana çorbamız var da, he, bizim lahana çorbamız öyle çok tuzlu veya çok acı değil. Öyle suyu ayrı falan diyorsunuz böyle karma karışık, gayet kıvamında çok lezzetli güzel bir lahana çorbamız var. O zaman o bağ yaramaz, o kalsın. Kalsın mı? He. Turşu kavurmam var mı? Var efendim, çok güzel turşu kavurmamız var. O zaman böyle bir turşu kavurmaz ki düzelsin ki böyle turşular birbirine kesmiş böyle ezilmiş, püzülmüş, soğansız öyle bir turşu fasulyesi. Ama efendim bizim turşu kavurmamızın soğanı da var. Böyle gayet de böyle kalem gibidir yani böyle tane tane çok lezzetli, leziz bir turşu kavurmamız var. Sizin dediğiniz gibi halapot böyle harman çorman bir şey yok. O bağ yaramaz. Kuru fasulyen var mı? Var efendim. Çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Şimdi bağ öyle bir kuru fasulye götüreceksin ki suyu ayrı kendi ayrı olacak. Yani fasulyeler içinde ha böyle kürek çekecek anlayar mısın? Heh. Öyle bir fasulyen varsa götür bağ. Efendim bizim kuru fasulyemiz çömlektedir. Eti de fasulyesi de gayet kıvamındadır. Yani öyle sizin dediğiniz gibi kürek çekecek bir fasulyemiz yok. O bağ yaramaz o zaman. Sen bağ ekşi bir ayran, bir de taş gibi misil ekmeği getir, böyle mermi işlemesin ha yani. Efendim, biz her gün süt mayalıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Daha dün sabah mayaladık. Yani yoğurtumuz gayet tazedir. Öyle mermi işlemeyecek bir misil ekmeğimiz de yok. O zaman bağ yaramaz. Ben en iyisi kalkayım ben. Abi niye bunları niye yemiyorsunuz ki anlamadım. Niye böyle bir şeyler istiyorsunuz? Ya ben 6 aydır kurbetteyim. Köydeki hanımın yemeklerini özledim anlar mısın? He? Kuru fasulyen var mı? Var efendim olmaz mı çömlekte? Bana öyle bir kuru fasulye getireceksin ki suyu ayrı kendi ayrı böyle fasulyeler içine böyle kürek çekecek. Öyle bir fasulyen var mı? Bizim kuru fasulyemiz efendim gayet kıvamındadır yani. Her şeyi yerli yerindedir. Lezzetiyle, yağıyla, tuzuyla. Öyle yani kürek çekeceğiniz gibi bir... Orası güzel. Kürek çekeceğiniz gibi bize fasulye olmaz. Oradan al abi. Nereye? Dur nereye, dur. Sonu güzeldi. Kürek çekeceğiniz gibi bize fasulye olmaz. Oradan mı alalım? Kuru fasulyeden mi alalım? Hı hı. Tamam, ben söyledim. Evet. Sen şey dedin bana. Hazır. Benden al abi. Kuru fasulyen var mı? Var efendim. Çömlekte güzel kuru fasulyemiz var. Şimdi bana öyle bir kuru fasulye götüreceksin ki suyu ayrı, kendi ayrı olacak. Yani böyle fasulyeler içine böyle kürek çekecek, anlayayım mı şu? Öyle bir fasulyen varsa gidir bu. Efendim bizim kuru fasulyemiz çömlektedir. Eti de, fasulyesi de, suyu da gayet kıvamındadır yani lezzetlidir. Öyle sizin kürek çekeceğiniz gibi. Bu niye güldü biliyor musun? Ben güleceğim diye, yok hadi. Ben kafam ölüme, ben kafam ölüme indim. Yedim güleceğim de. Tamam. Ha bu kürek işini bir bitirebilirsek var ya. Ya espri orada zaten. Hazır mıyız abi? Hazır. Benden giriyoruz abi. Tamam. Kuru fasulyen var mı? Var efendim. Çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Ha.
Şimdi bana öyle bir kuru fasulye götüreceksin ki suya ayrı, kendi ayrı fasulyeler için ne böyle kürek çekecek, anlayar mısın? Öyle bir fasulyen varsa götür bana. Efendim o mümkün değil. Bizde çömlektedir. Kuru fasulyesi de, eti de, yağı da, tuzu da gayet kıvamındadır. Yani öyle sizin dediğiniz gibi kürek çekecek bir kuru fasulye. Ya niye eline bakıyorsun sen? Ya abi ben düşünüyorum da yani bana yaramaz hesabı. Sen anlatıyorsun ya. Yani alakası yok. Allah Allah. Kürek çekecek fasulye. En uzun bu olacak da bu da bir işe yaramıyor. Haydi abi hazırız. İyi tamam o zaman tamam, ölüme bakmayacağız. Hadi bakayım tamam. Tamam. Bu sefer tamam. Tamam abi hazır mısın? Hazır. Kuru fasulyen var mı? Var efendim çok güzel çömlekte kuru fasulyemiz var. Deliler ıslandı ya fışır çıt kayıpçı değil. İyi zorluk çektir miyiz sana da? Ama ses çıkma şurta. Aslında Alay abi çalmıyor yani. Kendiliğinden gidiyor. Kendiliğinde yay gidiyor da. Kendi çalar ha ben tutmam yayı yani. Değil mi? Tabii. Belli zaten. Herhalde. Herhalde. Belli değil mi? Senin demene gerek yok. O söylüyorsun onu. Herhalde. Aslında çalanı var da bir de söyleyeni olsa var ya. Sen bak onun tadına. O zaman doldu. Hepten kaymak oldu. Evet. Hava. Gol verdim. Hava. Sefer Oka söylemedin sen. Yok ne? Unuttum hep. Daha onun demesi. Parçasına gelmedim. Onun özel parçası var değil mi Sefer abi? Kim benim mi? Senin de. Çocuklar. Yaylacıyım yaylacı, çayır kuru düğürün. Yaylacıyım yaylacı, çayır kuru düğürün. Vuruyorum işlere kız seni onu düğürün. Vuruyorum işlere kız seni onu düğürün. Sen deli misin nesin? Seni unuturmuyum kız. Sen deli misin nesin? Yedi kat yere girsen kız, en sonunda benimsin. Yedi kat yere girsen kız, en sonunda benimsin. Ah ulanak! Sultan Murasularım adlarda olur derim. Sultan Murasularım agarda olur derim. Mevlam yarattı seni kız benim gönlüme göre. Mevlam yarattı seni kız benim gönlüme göre. (Gülüyor)
Kemencemun üstüne var duruş taneye kazık. Kemencemun üstüne var duruş taneye kazık. Yapma yalıp sevdalık kız sana yazıktır yazık. Etme yalıp sevdalık kız sana ayrılamaz yük. Harika ya. Teşekkür. Ömrümüz boyunca neler öğreniyoruz, neleri de unutuyoruz. Şöyle bir düşünüyorum da, hepimiz büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldık. Sadece çalışmak ve para kazanmak için öğrenmemiz gerekenleri öğrendik. Bunları neden anlatıyorum? Hemen hemen bir aydır memleketimdeyim. Memleketim kimi için yalancı bir cennet, cennetten bir parça olarak. Kimisi içinse, özellikle burada olanlar için, sabahtan akşama kadar bağda, bahçede çalışmak zorunda olunan bir yer olarak bilinir. Bundan 2 gün önceydi, 13 Nisan'da hava o kadar bir güzeldi ki ben de hem kafayı boşaltmak hem de vakit geçirmek için kazmamı aldım. Bayırlardan yukarıya gittim. Kendi çapımda işte bir şeyler yapıyorum, etrafı kazıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hava da sıcak, çalışınca da terliyorsun. Daha sonra birden böyle bir rüzgar çıktı. Hafif hafif eserek, daha sonra şiddetlendi. İnan yani ağaçlar yerlere değecek şekilde yani. Şiddetli bir rüzgar. Ama uzun sürmedi. 5 bilemedin bir 10 dakika kadar. Ya kendi kendime düşündüm. Bu neyin nesiydi ya? Durup dururken bu rüzgar nereden çıktı? Yani gereksiz bir şekilde bu güneşte böyle şiddetli bir rüzgar niye oldu? Az ileride yine bir halamız çalışıyordu, çapa yapıyordu. Ona seslendim, dedim bu hala bu neyin nesiydi ya? Dedi ki, bu dedi yaprak açımı. Ne dedim? Dedi yaprak açımı. Kendi kendime düşündüm ya bu yaprak açımı neyin nesi? Yani böyle bir yaprak açımı, böyle bir rüzgarla ne alakası olabilir? Öyle ya, bırak yaprakları, ağaçlar neredeyse devrilecek o derecede. Neyse eve geldim. Sabaha karşı yağmur yağmaya başlamıştı. Dışarıya baktım sabah. Yine hava açıktı. İnanılmaz derecede ertesi gün sadece tomurcukları olan ağaçlar müthiş bir şekilde kendine gelmişti. Yaprakları açmıştı. Yaprak açımını ben o zaman anlayabildim. O şiddetli rüzgarda o yaprak açmak için oluşan tomurcukların üzerindeki kahverengi çeperler o rüzgarın etkisiyle dağılıyorlar, kayboluyorlar, uçuşuyorlar daha doğrusu. Ondan sonra o yaprak özgür kalıyor ve bütün ağaçlar yemyeşil. Ya o kadar bir enteresan gelmişti bana ki. Onun için diyorum ya, neleri öğreniyoruz, neler aklımızda kalıyor ama Cenab-ı Allah'ın, Rabbimin birebir şahit olaraktan bu öğretisi tabii ki yani unutulacak gibi değil. Belki de bugüne kadar doğayla ilgili, Rabbimle ilgili en büyük ispat oldu. Kafama takıldı. Bunu ben çok değer verdiğim yönetmen arkadaşım, bizim de şu anda yönetmenliğimizi yapan Beşir Gürbüz'ü aradım, Beşir'i anlattım. Beşir bana dedi ki abi çok ilginçtir. Belki bu sen o bölgede çok fazla yaşamadığın için, biz büyük şehirlerde yaşadığımız için çok farklı gelmiştir sana ama bu döngü her sene devam ediyor. Hatta bana bir yazı gönderdi Nisan yağmurları ile alakalı. Eski hesap yani Rumi takvime göre 1 Nisan 1 Mayıs arası bizim yeni
takvimimize göre yani 13 Nisan'la 13 Mayıs arası Nisan yağmurları. Yani bunlar bir bereket. Bereket yağmurları yağmaya başlar. Ve bütün doğanın dönüşümü bu zamana denk geliyor. Ve bu Nisan yağmurlarının o kadar büyük bereketi, o kadar büyük bir hikmeti var ki bir defa Nisan yağmurları suların en safı. Ondan sonra balıkların incisi, yılanların zehiri, arıların balı bile bu sudan meydana geliyor. Bu kadar ilginç, bu kadar enteresan ama buna birebir şahit olup birebir hafızalara kazınması ise Rabbimin ayrı bir lütfu.